Menemen soğanlı mı olmalı, soğansız mı tartışmasından sonuç alınamadan benzer bir tartışma bu kez çay üzerinden başladı. Soru şu, çay şekerli mi içilmeli, şekersiz mi? İşte sokaktan gelen cevap. Çay lan! Arkadaşım iki tane çay doldurur musun? Çok sık çay tüketir misin? Sabah kahvaltı yapabilirsem kahvaltı, bir de akşam. Genelde sudan fazla çay içerim. İş yerinde 10-15 bardak içiyorumdur. 8-10 bardak arası içerim. Hatta az önce içtim yani. İnce belli, bardakta tavşan kanı. Yeme içme kültürü hızla değişse de çay Türkiye'nin bir numaralı içeceği. Seveni çok, içmeyeni yok denecek kadar az. Sohbetlerin baş tacı, misafirin habercisi. Arar mısın peki çayı uzun süre içmesen, bir çay içsen? Evet, evet. Can çekiyor, istiyorum abi. Aranmaz mı, çay aranmaz mı ya? Öğlen saatlerinde genelde 10'da, akşamüstü saat 5-6 gibi. Günün her yerinde çay. Aynen öyle yani. Tiryakiyim diyebilir misiniz? Değilim. Eşim o konuda bir numara, o çok tiryakidir. İngiltere, Japonya, Türkiye. Çay farklı demleme ve sunum şekilleriyle dünyanın dört bir yanında tüketiliyor. Türk usulü çaysa son yıllarda yeni bir tartışmayla gündemde. Çay şekerli mi içilir yoksa şekersiz mi? Şekersiz içmek her zaman daha iyi. Çay şekersiz içilmez abla ya. Ben kendim kıtlama içiyorum. Zarar olduğu için şekerin. Yani şekersiz alıştım artık. Genelde zenginler şekersiz içiyorlar. Ben şekersiz içiyorum. Daha lezzetli geliyor. Daha sağlıklı. Parası olmayan adam çaya şeker atıyor. 3 şeker atıyor hatta. Kahvaltıların, yemek sonrası keyfin, dost meclisinin veya aile arasındaki o güzel muhabbetin olmazsa olmazıdır çay. İnce belli bardakta tavşan kanı çay şimdi Vedat Milor'le yeniden gündemde. Nedeni ise sosyal medya üzerinden çay şekerli mi yoksa şekersiz mi içilir sorusunun ortaya atılması. Vallahi ben çayı hanımın parmağını dokunuyor, ben öyle içiyorum çayı. Şekeri oradan alıyorum ben. Yazın içilenleri hiç doğru bulmuyorum. Yazın çay içilmez. Bu da başka bir tartışma konusu. Evet. Çayın harareti aldığını da düşünmüyorum. Toplumda böyle bir algı var. Çayın orijinal tadını bir kere alan şekerle içmiyor. Şekere ihtiyaç duyansa bu alışkanlığından vazgeçemiyor. Şekersiz de içtim. Çayın daha iyi tadını alıyorum. Tad alamıyorum yani. Tat geliyor, güzel oluyor. Bir türlü bir şey anlamıyorum. İster şekerli ister şekersiz olsun çayın müdavimi çok. Demlik bitireni de var. Çok sevmese bile günde bir bardak çay içmeyi ihmal etmeyeni de, çay artık kültürümüzün bir parçası haline geldi. Çeşidi çok olsa da Türk insanının vazgeçilmezi tabii ki Rize çayı. Rize çayı bizim çayımız, kültürümüz. Başka da bir çay içilmez bence. Tiryakisiyim ben. Çaydan başka bir şey içmem. Ben yurt dışında yaşıyorum, Fransa'da. Semaver'de çay yapıyoruz. Çok değişik, ilgilerini çekiyor onların da. Türkiye'nin çayı hiçbir şey